Hay şekerim. Mavi elbisemi giyemem. Canım onu Hayrettin'le çıkarken giyiyorum. Kırmızıyı da giyemem. Onu Nejat'la çıkarken, sarıyı da Sabri'yle çıkarken giyiyorum. Ay yani yeni bir çocukla çıkmaya kalksam giyecek elbisem yok vallahi. Bugün mü? Bugün ne var ki? Doğum günü partisi mi? Oktay'ın mı? Ay ben bunu tamamen unutmuşum. Hemen kapatmam gerekiyor şekerim, kusura bakma. Bediş. Alo Bediş. Alo Cumbiki. Sana acayip bir haberim var Bediş. Ne acayip? Kızım bugün doğum gününe davetliyiz. Ne doğum günü? Oktay'ın Bediş. Oktay'ın doğum günü. Ne zaman? Bugün. Hem de özellikle çağırmış. Benim de mi? Tabii kızım, sensiz olur mu? Bir dakika. Alo Cümbükücüğüm. Ay yok, kapı çaldı. Kapıcıymış, önemli değil. Ay bugün de herkes bizim kapıya talip oldu. Bir dakika dur, kapama. Bitirim, geldin mi? Hayır, daha gelmedim abla, yolda yürüyorum. Hadi bırak zevzekliği de ver şunları. Dergiyi ve ekmeği al abla, ama paranın üstünü sayarak vereceğim. Sonra bana eksikti falan diye gelmeyin. Hadi tamam, sayarak ver. Bak şimdi bu bir, bu iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, tamam mı? Sağ ol, tamam. Dur. Ne oldu abla? Burada sekiz tane yüzük var. Sayarak verdik işte. Bir daha say işte, ver tekrar. Tamam sayı. Bir daha ver hadi. Bak bu bir. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Allah Allah. Alo Cumbuki. Ay neredesin, ne oldu, sesin bir tuhaf. Ay bizim bitirim. Yoksa şu meşhur para sayma numarasını sana da mı yaptı? Ya boş ver onu, sen o noktaydan bahset. Hemen hazırlanman lazım Bediş. Geç kalmamamız gerek. Bu arada çıkıp daha üstüme bir şeyler alacağım. Bugün pazar. Ne? Pazar mı? Allah kahretsin, ne yapacağım ben şimdi? Ya boş ver şimdi sen ya. Giyecek bir şeyler ayarlarız. Mühim olan çocuğa ne hediye alacağımız. Deli kız, bilmiyor musun? Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Ay Müki, şimdi ben kapuska mı pişireceğim çocuğa? Saçmalama Bediş. Pasta. Pasta, Oktay için harika bir pasta yapmalısın. Kendi ellerinle pişirdiğin bir pastadan daha güzel ne olabilir hediye? Evet doğru, ben pasta yapayım en iyisi. İyi de alucum mükücüm, ben pasta yapmasını bilmem ki. Alo, Mükü. Tamam, söylediklerini koydum tencereye. Tamam, dediğin gibi karıştırıyorum. Ne yapayım şimdi? Yumurta kırayım. Tamam dur. Allah kahretmesin, yumurta kırıldı. Ya tencerenin içine değil, yere düşüp kırıldı. Saçmalama Mükü, aptal değilim, salak değilim ben. Tabii ki biliyorum tencerenin içine kırılması gerektiğini. Tamam, bir tane daha yumurta aldım. Ne yapıyorum şimdi? Kırıyorum. Kırdım. Evet, beyazını akıtacağım, akıttım. Sarısını ne yapayım? Ne? Sarısını tencereye boşaltacaktım. Ben şimdi beyazını tencereden nasıl alacağım? Ya sarısını çöpe atsam Mükü? Allah kahribela, ikisini birden tencereye atacaksam niçin bana tek tek yaptırıyorsun bu işleri? Ya ne sinirleniyorsun, ne bağırıyorsun Mükü? Şimdi hepsini bırakır, bütün malzemeleri baştan toplarız, başlarız yeni baştan yapmaya. Kaza oldu. Dur bir tane daha kırıyorum. Tabii ki ikisini birden tencerenin içine kırmıyorum. Ayrıca ben bir tanesini doğru dürüst kırabilsem daha ne isterim? Tamam dur dakika. Allah kahretsin, bu da olmadı. Ya niçin bu yumurtaları daha sağlam yapmazlar? Bu sefer başaracağım. Bir dakika. Sen şekil bakayım. Bak şimdi, şu yumurtayı şöyle yavaşça alacaksın. İşte böyle kıracaksın. Bu arada çok unutkansın. Bediş, kapıyı açık unutmuşsun. Ya ben de böyle yavaşça vuruyorum ama olmuyor. Sen bir dakika bu tencereyi tutsana, ben soğan falan getireyim. Ne soğanı ya?
yapıyoruz, salak mısın sen? Bana bak Mükü, bana salak demekten vazgeç. Eğer pasta yapamayanların hep salak olsalardı, pasta yapabilenler dünyanın en akıllı insanları olurlardı. Sen şimdi büyük bir laf ettiğini mi sanıyorsun yani? Evet. Kapatıyorum. Alo, Mükü! Öyle demek istemedim. Mükü, kapat çatlak ya. Çatlak sensin ayrıca. Ay hadi neyse, bırak da işimizi yapalım şurada. Bediş? Mükü? Bu ocak yanmıyor. Aa, biraz önce yanıyordu. Dur bakayım. Eyvah! Kötü haber. Ocak bozulmuş. Ama nasıl olur? Bedişçim, senin eline taş düşse o bile bozulabilirdi. Şaşırmamak lazım. Ay, bu durumda pastayı unutmaktan başka çaremiz yok. Evet. Benim bir tek çarem var. Kutumu açın benim. Ya da ben intihar edeyim. Ay saçmalama. Bak, hemen bir tamirci çağıralım. Evet, o zaman kutumu açmaktan kurtulmuş oluruz. İntihar da etmem. Mükü delirdi herhalde. Sabahtan beri 10. kez söylüyorum. Bugün pazar. P-A-Z-A-R. Pazar ya. Ay evet, o zaman bizim tek çaremiz kalıyor. Bir çaremiz daha var. Babacığım bugün işte, babacığıma telefon açarım, durumu anlatırım. Ve eve gelirken de bir şeyler alırız ve bu durumdan kurtuluruz. Hey! Yaşasın! Kutum nerede? Ay! Alo! Alo! Mükü'den Bediş'e! Mükü'den Bediş'e! Hiç uğraşma! Oğlum şu anda bizim kız trans halinde seni duyamaz. Ay ne buluyor bu Oktay'da hiç anlamıyorum. Yakışıklılık hiç önemli değildir aslında. Böylelerine hiç pas vermeyeceksin. Şşt, Banu! Bak bak, Oktay sana işaret ediyor. She takes me anywhere, she takes me anywhere, as long as I stay clean. Kiss Molly's lips, kiss Molly's lips, kiss Molly's lips, kiss Molly's lips, yeah. She takes me anywhere, as long as I stay clean. Kiss Molly's lips, kiss. Ah, keşke ünlü biri olsaydım. O zaman Oktay bile peşimden koşar.
Dur dur. Hadi kardeşim dışarı. Bir dakika. Hadi ya. Hadi dışarı dışarı. Aa, bir dakika ya. Şimdi bir şey içelim. Giremez. Allah. Özel parti. Hadi özel, dışarı. Özel parti ise insan oldu mu ya? Amma uzattın ha. Abi ya. İnsan hakkı. Ben de anlamadım. Senin Allah. Görürsün sen. Oğlum ne oldu şimdi buna? Gelin şunun peşinden gidelim, bir aptallık yapmasın. Telaş yapmayın kızlar. Şimdi okula gidip basket oynar. Hadi yürü be. Nereye gidiyorsunuz böyle? Aşk kötü bir duygu oğlum. En çok da bacaklara zararlı. Niye bacaklara? Aman ne olacak? Sabahtan beri kızın kara sevdası yüzünden koşup koşup koşturuyoruz. Bacaklarımda derman kalmadı. Ya iki dakika dinlenelim ya. Peşimden gelmek zorunda değilsiniz ya. Beni yalnız bırakın. Ay şekerim, benim için sorun yok. Hem spor yapmış oluyorum. Ama ben Banu'yu düşünüyorum. Ay biraz daha yürürsek kız eriyip kaybolacak. Ay en azından nereye gittiğimizi bilsek.